İyi akşamlar efendim. Ulusal Radyo'nun değerli dinleyicileri, Ulusal Kanal'ın değerli izleyicileri. Bir Bizim Kent programında tekrar birlikteyiz. Kentlerin hepsi bizim ama ilk önce Bursa'ya gittik. Orada sanayimizi, turizmimizi, meyvemizi, sebzemizi bir garantiye aldıktan sonra bir Kars'a uzandık. Orada sırtımızı sağlam bir kaleye dayadık. Şimdi de başka bir önemli kentteyiz, Ankara'dayız. Ankara'nın bir başka özelliği var. Gene bir çok özel bir adayımız var. Ben Ulusal Radyo için de kendimizi tanıtayım. Şule Perinçek ben. Bizim kent programındayız bu hafta. Sayın Tülin Oygür, Profesör Doktor Tülin Oygür. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vatan Partisi'nden. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ankara'dayız. Evet. Ankara'dan yayın yapıyoruz. Profesör Doktor diye sizi tanıttım. Evet. Hangi konuda? Ben diş hekimliği lisans eğitimi aldım ama ağız hastalıkları alanında akademisyenliğim var. Bazı yerlerde yanlış çıkmış tıp hekimi diye. Değil, o tam karşılığı değil. Ben ağız hastalıkları teşhis alanı diyelim. Ağız, oral patoloğum. Akademisyenliğim bu alandadır Kaç yıl diş hekimliği? 5 yılda. Diş Eskiden hala hekimliği değil 5 mi? senelik 5 bir yıl, hala eğitim. 5 yıl. Hekimlerden bir yıl eksik Ama bir okuyorsunuz yıl tabii, değil mi? eksik ama tabii Ama diş doktora. hekimi diye geçiyorsunuz gene. Tabii, Devlet deniyor tabii, size de. tabii. Yani Sonuçta diş çok hekimliği da... ama klinik diş hekimi değilim. Ama yine de bu şeye benzetiyorum bunu, bisiklet kullanmaya. Sanki yani 30 sene hiç diş hekimliği yapmadım ama sanki bugün hastanın başına geçsem nerede kalmıştık deyip yapabilecekmiş gibi hissediyorum. Ama alanım ağız hastalıkları teşhisidir esas. Patoloji dediğimiz o. Yani Tabii, önden teşhis dalı. ağız hasta. Neyse, onu başka bir Artık programda, şimdi evet, girdik mi o ağza şimdi çıkamayız, o onun için çok gider. onu başka programda Evet, çok konuşalım. gider. Burada bulunma nedeniniz başka. Ama yöneticiliğiniz de var, değil Var. mi? 2004-2008 yılları arasında Gazi Evet. Üniversitesi'nde Profesör Doktor Kadri Yamaç'ın rektörlük döneminde 4 rektör yardımcılığı görevi yaptım. Eğitim öğretim ulusal Evet, ben sizi orada Ermeni konusundaki bir sempozyum gelmiştiniz. sırasında Evet. tanımıştım. Şimdi tabii bizim gelinimiz de oluyorsunuz. Burada ben izleyicilerden bir şey saklamıyorum, Aa, söylüyorum onu sürpriz. da. Evet. Evet, benim çok Evet. yakın bir akrabamın eşisiniz. Ama böyle önemli siyasi liderler, tarihteki, geçmişteki hep şikayet ederler. Memleketlileri, işte bizim memlekete hiçbir hayrı dokunmadı, hiçbir şey yapmadı filan diye. O sanıyorum özen gösteriyorlar. Yani kendi memleketine şunu yaptı, bunu yaptı, kayırdı dememek için. Ne yazık ki ben de eski toprağım sayılır. Evet. Onun için sizi kayırıyor filan demesinler diye şimdi en zor soruları soracağım. Onun için hazırlıklı Evet, olun efendim. evet, Hemen şu evet. soruyla başlayalım. Siz diş hekimisiniz. Belediyecilikle ne alakanız var diye soracağım. Siz o soruyu kafanızda hazırlarken şunu sorayım. Peki sizin partiniz sizi aday olarak seçerken anket yaptı mı? Yani anketlere dayanarak mı seçti? Aman bu bizim partimizin adayı ama bizden başkadır. Bize oy vermezsiniz belki ama Tülin Hanım'a oy verebilirsiniz falan gibi bir kaygılarla mı seçildiniz? Nasıl seçildiniz? Nasıl Ankara'nın
Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterildiniz. Yani gerçekten zor sordunuz Sayın Periç. En çalışmadığınız yerden yani sordum değil mi? Parti bir anket yaptırdıysa da benim hiç haberim yok. Ben partinin aktif çalışanıyım. Ben bu partide 2012 yılından beri partiyle gönül bağları kurmuş, partinin siyasi programına bütün benliğiyle inanmış partide bir yöneticiyim. Dolayısıyla partim bana bu görevi verdiğinde ve tabii bir de Ankaralı olmaktan kaynaklanan bir özelliğim nedeniyle, yani Ankara'da yaşayan bir kişiyim. Onu nereden biliyorum? Çok iyi oynuyorsunuz, karşılamayın. Evet, tecrübeyle de belli. Evet. Dolayısıyla ben bu görevi tereddütsüz kabul ettim. Hı. Neden? Çünkü partimin siyasi programına çok güveniyorum. Ve bazılarının söylediği gibi yerel yönetimin ideolojiyle ilgisinin olmadığı, siyasi bir olay olmadığı tamamen gerçeğin dışında. Bunu ancak siyasi programına güvenmeyenler söyler. Tam tersine ben ülkemizin içinden geçtiği şu koşullarda Türkiye'nin önündeki tek çözüm programının Vatan Partisi'nin siyasi programı olduğunu biliyorum. Bu programa dayalı, tamamen bu programın felsefesiyle hazırladığımız, genel anlayışını buna göre kurduğumuz bir yerel yönetimler çerçevesiyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yapabileceğime inanıyorum. Ben bunun için aday oldum. Siyasi programı dediniz. Tabii ki yani genel bakışa ve bir kenti nasıl yöneteceğiniz anlayışına, hele ki içinde geçtiğimiz koşullar açısından düşündüğünüzde anlamlı. Nedir o siyasi bakışı? Böyle kısa noktalar halinde, yani oraya çok fazla girelim istemiyorum ama yani birkaç böyle nedir özelliği, niye size oy verelim Ankara'da? Siyasi programı dediniz partinizin. Bu genel seçim değil. Onun oraya yansıması nasıl olacak? Onu ben öğrenmek istiyorum. Evet. Şimdi zaten bizi izleyenlerin veya beni izleyenlerin diyeyim. Şimdi konu ben ve benim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı olduğuna göre özellikle dikkat etmesi gereken bir konu var. Biz yerel yönetim anlayışımızı partimizin genel siyaseti çerçevesinde aktaracağız. Hatta bunu şimdi bu programdan itibaren yapmaya başlayacağız. Siyasi çerçeve nedir? 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 Türkiye'nin emperyalizmin kıskacında geldiği bu noktada parti olarak ürettiğimiz çözümün, ki nedir bu? Bağımsız bir ülke, milli bir kent. Ne demek istiyoruz? Cumhuriyetin başkenti kimliği doğrudan örtüşüyor. Üretime dayalı ekonomi, evet, yerel yönetimde rantiyeyi kaldırıp şehri, Ankara şehrini üreten, üretken bir şehir haline getirmek. Bakın doğrudan paralel. Şimdi bunları ben not edeceğim, soracağım tek tek. Üretken hale nasıl getireceksiniz tabii, bir tabii. Kente, tabii. Ankara'yı bu diye. Bu mecburen böyle Sayın Perinçek. Neden? Çünkü Ankara ve tabii ki diğer şehirlerimiz ama özellikle de bu küresel sermayenin tam olarak kıskacını aldığı şehirlerimizde Türkiye'deki yanlış siyasetin bütün sancıları önümüze geldi, kondu. Şehirlerimiz yaşanmaz hale geldi. Zaten Türkiye'de işsizlik, ekonomik durum ortada. Bunu şehre girdiğiniz zaman işsiz dediğiniz işte o şehirde yaşayan zaten. Kimi kastediyoruz biz? İşsiz dediğimiz uzayda biri değil. Ankara'daki işsiz, İzmir'deki işsiz, Kayseri'deki işsiz vatandaşı kastediyoruz biz burada. Bu neye bağlı oldu? Üretken şehir dediğimizde ne kastediyoruz? Çünkü Türkiye üretmiyor. Bitti. İşte biz bu genel siyasi anlayışımızı, ideolojik ve siyasi bakışımızı yerel yönetimimize yansıtacağız, yansıttık daha doğrusu. Bakışımız tamamen buna dayalıdır. Beni de bu şekilde izlemelerini, hatta Vatan Partisi'nin bütün adaylarını ben bütün halkımızdan
bu gözle izlemelerini ve takip etmelerini rica ediyorum. Biz bir yerde, bir anlamda yakın gelecekte Türkiye'nin mecbur olduğu genel yönetim biçiminin belki de yereldeki temsilcileriyiz. Güzel. Üretken deyince tabii günün koşulları açısından da anlamlı. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durum açısından da anlamlı. Yerel yönetimlerde de bunun yansımasını göreceğiz dediniz. Tabii ki. Yerel yönetimlerde çözüm üreteceğiz yani, biz bu konuya. Hı. Çünkü iktidar buna çözüm üretemiyor ve üretemez. Bugünkü bağlantılarıyla, bugünkü anlayışıyla, daha doğrusu şöyle düzelteyim. Hı. 1980'den itibaren Türkiye'nin içine sokulduğu mengenede, bu sistem içerisinde kalarak zaten buna çözüm üretmeye imkan yoktur. Bunu biliyoruz. Aslında bunu Türk halkı da biliyor. Türk halkında siyasi görüşü ne olursa olsun, biraz ikinci, üçüncü cümlelere geldiğinizde konuşmanızda, bu böyle gitmez. Çok önemli değişikliklere ihtiyaç var fikri zaten artık oluştu. Burada esas sorun, bu gidişata son verecek ve Türkiye'nin kaderini değiştirecek bir programın aslında Türkiye'de olduğu, bu Vatan Partisi'nin programıdır. Bunun halkın gözünden kaçırılması sorunudur. Biz bir yerde yerel yönetimlere adaylığımızı biraz da bu görev bilinciyle üstleniyoruz. Biz bu programı halkımıza anlatacağız. Yerel yönetim anlayışımızı anlatırken Türkiye'nin önündeki aslında çözümü anlatacağız. Şimdi üretken kent dediniz. Onu gene birazcık daha büyük bir başlık halinde konuşmak istiyorum. Nasıl örgütleyeceksiniz? Yani bir kente üretken ne yapacaksınız? Fabrika mı kuracaksınız? Konut mu yapacaksınız? Onu biraz daha ayrıntılı konuşalım ama diyelim seçildiniz. Ankara'da şimdi bir hükümet var, başkanı var, sizin partinizden değil. O şimdi yeteri kadar kaynak şey yapabilecek misiniz? Ya vermezse para size, ya size engel olursa, yani iyi hoş biraz sonra güzel şeyler yaparız falan evet. diyeceksiniz herhalde evet. de. Ama gerçekten yapabilecek misiniz bakalım o söylediklerinizi? Ona göre oy vereceğiz biz şimdi. Evet, oyumuzu hazırlıyoruz. Evet, çok çok haklı, çok yerinde bir soru. Ve üstelik de bazı düzenlemeler de var bildiğim kadarıyla. Yani iktidarın veya merkez yönetimi diyelim. Belediyenin tasarruflarıyla, bütçesiyle ilgili bazı kararlar, bazı yaptırımlar diyeyim alabilme yönünde bazı düzenlemeler de geliyor diye duyuyoruz. Çok yerinde bir soru sordunuz. Vallahi iktidar bilir. Kendileri bilirler. Halkın lehine, evet, halkın lehine olan uygulamaları, kararları, halkın istediği şeyi yapmamakta direnen bir iktidarı ben pek düşünemiyorum. Esasen bu bana hiç mantıklı gelmiyor. Şimdi bakın, büyük israflarla bugüne kadar AKP hükümetinin belediyeleri, yerel yönetimleri, birçoğu, mutlaka ayrı olanlar vardır, daha farklı hizmet etmeye çalışanlar vardır ama birçoğu büyük israflarla belediyeleri yönettiler. Bundan artık AKP, yani merkez iktidar bile muzdarip. Onun için biz önlerine halkın birebir talebi olan, halkın lehine olan, israfa dayanmayan, rantiyeye dayanmayan uygulamalar, teklifler götürdüğümüzde cesaretleri varsa reddetsinler. Bu onların sorunu haline gelir. Hiçbir sorun görmüyorum ben bunda. Gülümser gülümser yapıyorsunuz ama beni bile korkutuyorsunuz yani. Öyle. Korksunlar. Evet, çünkü Vatan Partisi'nin belediyeciliği başka bir belediyecilik olacak. Korksa iyi olur. Soruyu sorduğumu soracağıma pişman olurum. Estağfurullah. Şimdi şeydeyken
İstanbul'dan gelirken Aşti'den taksiye bindim. Şoförle, sürücüyle konuşuyoruz. İşte park ücreti ödedi çıkarken. Dedim ne kadar ödüyorsunuz orada taksi şeyse? Ayda 1500 lira. Kime ödüyorsunuz? Belediyeye. Oradaki her taksi 1500 lira para ödüyormuş şeye. Sadece park parası olarak. Şeyde. Dedi ki o dedi siz de hiç merak etmeyin belediyeler çok sevdi. Dedim para. Hani paramız yok diyorlar. Oraya bir borç içinde yüzüyoruz diyorlar. Bütün belediyeler borç içinde. Evet. Ya nereye gidiyor bu paralar? Şimdi abla siz de hiç merak etmeyin doğru. Parası çok onların. Çok gerçekten onları. Öyle. O parayı doğru gerçekten yönlendirmek tabii, mi acaba tabii. Kaynakları tabii. Doğru kullanmak? Bunu biliyoruz. Belediyelerin çok ciddi kaynakları var. Ben deminki sözümü bu kaynaklar üzerinde olumsuz bir tasarrufa kalkıştığı hal durumda diye esas olarak söyledim. Yoksa belediye ağzını açmış merkez idareye bakan bir yapı değil. Çok ciddi kaynakları var. Ankara mesela borçlulukta ünlü şehirlerden bir tanesi ama şimdi en son baktım iyi inmiş borcu 300 milyona filan ama nelerle nelerle kapatıldı Ankara'nın borcu. Ne hazineden ne kaynaklar aktarıldı Ankara'ya borcunu kapatmak için. İsraf etmediğiniz zaman, akılcı kullandığınız zaman söylediğiniz gibi ciddi geliri var belediyenin. Bunda bir sıkıntı yok. Hiçbir problem yok. Bir özel bir soru, sonra tekrardan belediyenin sorunlara döneriz ama Genel Başkanınız Sayın Binali Yıldırım'la görüştü, meclis başkanı olarak ziyaret etti. Siz de Ankara belediye başkanı adayısınız. Ziyaret edecek misiniz? Genel başkanım mı? Genel başkanım. Hayır, Vatan Partisi'nin genel başkanı. Evet. Kimi kastettiniz? AKP genel başkanını ziyaret edecek misiniz? Hayır. Gerekli olduğunu düşünmüyorum. Seçildikten sonra nasıl olsa tabii birlikte. Orada tabii ki. Halka hizmet. Elbette. Hiç projeleriniz var mı peki? Bizim hiç projemiz yok Sayın Feliçek. Özellikle proje diye sordum. Yani onu yanlış söylediğimi düşünmesinler. Evet. Bizim herkesin çok parlak parlak çok projeleri var. Çok güzel gerçekten. Çok cici bici. Bizim hiç projemiz yok. Biraz uçuk kaçık ama gene de proje işte onlarınki de yani. Bize uymaz öyle söyleyeyim. Bizim bakışımızla çok ters bir durum. Bizim Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yapacaklarımız proje değil. İlkelerimize dayalı bildirimlerimiz var bizim halka. Hani manifesto diyorlar ya, onu Türkçe konuşmak daha doğru. Bizim bildirimlerimiz var. Biz milyonlarca liralık ajanslarla, zaten böyle bir kaynağımız yok. Sayın Perinçek, bu hep söyleniyor ama ben burada bir kere daha söyleme gereği duyuyorum. Bütün partilere, bu dört partiye, iki ittifak yapan partiye ve üstelik de PKK'nın partisine milyonlarca lira para aktarıldığını biliyoruz seçim için, seçimlerde kullanmaları için. Sırf HDP'ye verilen 92 milyon diye duyuyoruz. Bazen genel başkanımız bunu 70 küsur diye ifade ediyor. Her neyse yani. Evet, Vatan Partisi'nin 5 kuruş almadığını ifade ediyoruz. Peki biz nereden, nasıl ayakta duruyoruz? Dışarıdan mı geliyor? Herhalde. Bir takım güçler herhalde bizi destekliyor. Biz halka dayanıyoruz. Biz halkın verdiği her kuruşu doğru değerlendirmek, doğru kullanmak zorundayız. Öyle dicili bicili milyonluk kataloglar, resimler vesaireyle bizim işimiz yok. Zaten yapacaklarımız da bunlar değil. Onun için biz yapacağımızı biliyoruz. Thank you.
marka çok itiyor. Beni de itiyor, partimi de itiyor biliyorum. Geçenlerde bir uzmanlarla, Ankara'nın uzmanlarıyla evet. buluştunuz. Evet, bir diye danışmanlar okudum. Toplantısı evet, danışmanlar yaptık. Toplantısı. Sayın Ulusal Radyo dinleyicileri ve Ulusal Kanal izleyicileri, bizim kent programında tekrar birlikteyiz. Ufak bir teknik arızadan sonra bir ufak kesinti oldu. Galiba sizden korktular acaba derim. Olabilir. Halkın belediyeciliğini yapacağım. Buna da izin vermem mutlaka. Destekleyecekler dediniz tabii ki, hükümetle ilişkinizi. Muhakkak ki, tabii. Bu kadar kesin kendinizden eminsiniz. Tabii bir diş ki. Doktorusunuz ama belediyecilikte galiba koltuğa oturmuş kadar kesin konuşuyorsunuz. Evet, Ankara ile ilişki kurmakta zorluk çıkar mı acaba dedik. Onu parası yeteri kadar var. Dediniz. Ben bunu şoförümüzden de öğrendim. Hı-hı, yani hakikaten sadece Aşçı'daki şoförlerden, taksi şoförlerinden alınan parayla bile Ankara'nın neredeyse neler yapılır, bizim, neler siz kıt kanaat partimizin şeylerini götürelim derken propaganda giderlerini nasıl karşılıyorsunuz hakikaten? Üyelerimizin destekleriyle ve halkın bağışlarıyla. Bunun için kampanyalarımız var. Özellikle ben şimdi tabii Ankara menşeli konuşayım. Ankara içinde bağış kampanyamız var. Ancak bunlarla tabii yürütebiliyoruz. Bizim başka bir kaynağımız yok. Sadece halktan gelecek ve o havuzda birikecek parayla. O paranın izin verdiği ölçüde kampanya yapabiliyoruz, propaganda yapabiliyoruz. Sosyal medyada olmak bile para işi. O bakımdan ben tabii bir Ankara içinde bir çağrıda bulunmak istiyorum elbette. Bunu herhalde anlayışla karşılarlar Ankaralılar. Kendilerinden destek bekliyoruz. O belli hesaplarınız var herhalde. Onlara erişilebilir. Belki şu anda da geçiyor alttan. Bilemiyorum ama onlara çok kolaylıkla ulaşabilirler. Damlaya damlaya. Tabii ki. Damlaya damlıyor. Bizim her işimiz öyle. Evet. Her işimiz öyle. İhaleler verecek misiniz sonradan onlara karşılığında? Biz Ankara halkına halkçı, insancıl, yoksulun, yoksunun yanında onu özel olarak gözeten, çok güler yüzlü, çok temiz, mütevazi, meydanları, kent meydanları olan demokrasinin ifade bulduğu yerler biliyorsunuz. Kent meydanlarının böyle bir anlamı var.
Meydan, hani meydan, meydan demokrasi demek. Bunların yer aldığı, yeşilin korunduğu, Ankara'nın, Cumhuriyet'in ideolojisinin her yerinden fışkırdığı bir Cumhuriyet başkenti kimliği vardı. Bu kimliğin iade edildiği bir kent vaat ediyoruz. Bizim vaatlerimiz bunlar. Yani biz ancak bunları yapabileceğiz. Bunlar mı? Evet, bazı partilerin adaylarını dinliyorum. Genellikle çoğu öyle diyor. Çoğu kentlerde de öyle diyor. Özellikle büyük kentlerdeki. Ben seçildikten sonra partimin rozetini takmayacağım. Zaten şimdi de takmıyorum diyorlar. Partileri de diyor ki o zaten bizden değil. Yani ona rahat rahat oy verebilirsiniz diyorlar. Sizin partiniz de aman Tülin Hanım bizim adayımız ama aslında imamın kızıdır, bizden değildir falan diyor mu? Yani seçildikten sonra şimdi partilerinden utanıyorlar diye düşünüyorum. Yani siz siyasetiyle ben gurur duyuyorum dediniz. Onu uygulayacağız belediyecilikte dediniz. Ama seçildiniz diyelim. Bazı belediyeler var. Onlardan çok dinledim. Daha doğrusu o şikayetleri çok dinledim. Oradaki halkın şikayetlerini çok dinledim. Milletvekillerine falan da söylerler ama belediyecilik biraz daha birebir insana ilişkindir. Değer, insana tabii. Değer. Sokakta yürürken hakikaten insanlarla temas açar telefonu. İşte bizim evden çöpler toplanmıyor. Bir tane Nermin Hanım teyzemiz var. Neredeyse artık yanmaya başladı sanıyorum. Sokağındaki lamba onun tam evinin önündeki. Aylardır yanmıyor. Yani telefonlar, şeyler falan en sonunda muhtar hanım araya girdi. Bir daha konuştuk, bir daha şey yaptık. Yani bir lambamız bile bizim için önemlidir diyelim. Siz insanlarla seçildikten sonra, oraya oturduktan sonra telefonla ulaşılabilecek... Bizi tanıyacak mısınız sonra? Aa ben bu akraba falan dedim ama hiç öyle bir alakam yok falan diyecek misiniz? Ayırt edecek misiniz? Kapınız kapalı mı olacak? Gene böyle güler yüzlü olacak mısınız? Şimdi burada fotoğraflarınız çekiliyor. Bunlar banda alınıyor biliyorsunuz. Kayda alınıyor. Biz saklıyoruz arşivlerimizde. Seçildiğinizde o kayıtlarla beraber kapınıza dayanırız diye düşünüyorum. Bizim yüzümüze bakacak mısınız o zaman? Ben yani biz sadece bir, tabii ben hadi program yapan birisi diye düşünelim. Siz kurtarırsınız. Ama, evet sayın biz kurtardık diyelim. Başka ama türlüsünü, sıradan vatandaşımız yani Nermin Hanım teyzemiz sizin elektriği yanmadığında telefonu açıp size ulaşabilecek mi? Elbette ulaşabilecek. Bizim telefonlarımız elbette ulaşacak. Bizim telefonlarımız açık olacak. Belediye binalarında bütün kapılar açık olacak. Belediyenin yönetimi tamamen halkın denetiminde şeffaf olacak. Belki gerekirse uygun bulursak, olanak yaratırsak belki bir belediye televizyonu, bütün işlemlerin yapılmak zorunda olan ihalelerin yayınlandığı. Bunlar zaten olacak. Yani bizim zaten halkçı bakışımızın gereği bu. Bir de bu siyasi görüşlerine göre kişileri ayırmak veya işte o mahalleli, bu mahalleli. Bu zaten Vatan Partisi'nin hiç içinde olmadığı bir konu. Bunu biraz siyaseti takip eden herkes bilir. Bizde böyle bir olay yok. Efendim o görüştedir, ona oy vermiştir, oradan daha çok oy çıkmıştır. Ne ilgisi var? Belediye başkanlığı kamusal bir belediyecilik daha doğrusu kamusal bir iş. Kamu herkestir. Kamuda bütün vatandaşı eşit ayrım yapmadan dikkate almak zorundasınız. Biz bu eşitliği bazı noktalarda bozacağız. Nedir o? Örneğin kadın lehine biraz bozacağız. Mesela kadın istihdamını mutlaka arttırmak istiyoruz belediyede. Hatta %50
kadın istihdamı diyebilir miyiz diye düşünüyoruz. Bunu bir hedefleyeceğiz. Belediye çalışanları tabii olarak ki, belediye çalışanları olarak. Bir başka eşitliğin bozulduğu konu alan engelli vatandaşlar olacak. Ankara'nın 20 bine yakın engelli vatandaşı var. Bunlar için o kadar çok yapılması gereken iş var ki. Şimdi bu sarı şerit yollar döşendi biliyorsunuz görme engelliler için. Orada bile ne aksaklıklar var. Gene de iyi bir girişimdi. Bir şey demiyorum ama. Bu çok komik şeyler oluyor. Var tabii çok komik şeyler böyle, var. Yani bir tane belediye hadi adını vermeyeyim şimdi. Böyle o şeritler biliyorsunuz böyle kaldırımda düzlemesine gider. Hani kaldırım bitti. Buradan şuraya sapacaksın filan demek içindir. Görme engelli olan vatandaşlarımıza bir hizmet, bir yardımcı olmak. Ama bir tane belediye şöyle yapmış çizgi çizgi. O ne böyle dümdüz gidiyor demiş. Hiç güzel estetik bulmamış i̇şte, onu. Böyle sırayla şimdi, böyle yapmış. İnanamadım hakikaten görünce. Bir tablo gibi olmuş gerçi. Güzel olmuş, fena olmamış. Ama ne olmuş? Zavallı bu tarafa ama mı gidecek olmuş? Yani caddenin ortasına doğru? Şimdi tabii bu yeterli değil. Yani engellilerin toplu ulaşım araçlarına rahat inebilmesi lazım. Kaldırımlar, hakikaten bir acayip kaldırım olayımız var. Yani yarım metreyi bulan kaldırımlar, bunların düzenlenmesi lazım. Yani eşitliğin bozulacağı alanlardan bir tanesi engelli vatandaşlarımız. Onlara engelsiz bir kent. Engelsiz kent, evet. Demek. Kesinlikle engelsiz kent anlamda için bütün çabamızı göstereceğiz. Yani yaşamlarını kolaylaştırmak vesaire elbette açısından. Peki kültürel elbette alanda filan onlara böyle bir özel şeyler açma? Tabii ki şimdi çalışabilecekleri alanlar açmak elbette lazım. İstihdamda herhalde yer vermek. Benim rektör yardımcılığı döneminde mesela ilk o zaman Gazi Üniversitesi'nin merkez kütüphanesinde başlatmıştık o uygulamayı. Tabii sonra çok yaygınlaştı. Görme engelli öğrencilerimizin ekrandan kitap okuyabilmesi veya interneti takip edebilmesi gibi. Bu olanaklar artık çok fazla. Bunları devreye sokacağız görme engelliler için veyahut işitme engelliler için, hepsi için yapılacak şeyler var. Bunu önceleyeceğiz. Şimdi sokak şöyle çocukları şeyler olabiliyor engelliler. Yani benim özellikle biraz insanın hani böyle ihtiyacı olan çocuğuna biraz daha eli fazla gider ya, kadınlara biraz işte daha fazla gidiyor. Evet. Diyelim biraz daha engellilere gidiyor. Biraz da doğulu vatandaşlarımıza gider benim gider, elim arada. Biraz oraya az ulaşılan eller olduğu için belki de. Engelliler de benim çok özellikle üzerinde durduğum noktalardan biridir siyasi olarak da. Engelli anneleriyle mesela konuşmuştum. Maddi yardım yapılıyor biliyorsunuz merkezi hükümet tarafından. İşte şu kadar vereceğiz, bu kadar vereceğiz filan. Fakat şöyle demişti, o zamandan beri hep ki aklımın köşesindedir. Her siyasi konuk karşıma geldiğinde de sorarım. Engelli işte 200 lira diyelim, 300 lira yardım. Ama dedi, babası onunla iki şişe daha fazla şarap içiyor. Yani engelli çocuğa doğrudan bir para yardımı yapmanın hem onu küçültücü, sadaka dağıtıcı, siz biraz önce partimizin siyasi görüşü dediniz. Sizin partinizin siyasi görüşüyle de çelişen bir konu mu sadaka kesinlikle dağıtmak, yani para dağıtmak. Ama onlara olanak sağlamak, diyelim konservatuvarlar olabilir, aslında meslek edindirme kursları olabilir. Evet. Çok güzel öğreniyorlar. Tabii. Aslında şeyler var. Yani engelli deyince sadece görme engelli değil, zihinsel engelliler de tabii, var. Tabii. Annelere gerçekten çok zor durumda. Yani o kadın örgütleri vesaire açısından işte niye bilmem ne yapıyor. Biliyor musunuz ki şizofren aileler, yani çocuğu şizofren olan ailelerin %80'i boşanmış. Evet.
Anneleri bakıyor çocuklara. Evet, direnemiyor. Yani aile olayın anne, önünde yani direnemiyor. Yani o bir sorun haline şimdi, geliyor ve yardımcı olamayınca da ailede şeye, evet. Şimdi, çatışmalara yol açabiliyor. Bir devlet ne kadar yurttaşına, vatandaşına ne kadar çok yardım yapıyorsa sosyal devlet olmaktan o kadar uzak demektir. Zannedilenin tersine. Sosyal devlet bu değil. Hmm. Şimdi engelliye dönersek, engelli yurttaşa, insanı en mutlu eden şey üretime katılmak, üretmek. Hizmet üretmek, sanat üretmek, her türü üretimin veya sporda yer almak. Onun için çok doğru söylediniz, engelliye öyle 200, 300, 500 neyse parasal yardım yapmanın hiçbir anlamı yok. Siz o kaynağı esas olarak engelliyi ne istiyorsa, neyi yapabilecekse o alanda üretime teşvik için kullanmanız lazım. Esas o zaman engelini kaldırırsınız. Ötekinin hiçbir anlamı yok. İşte söylediniz, içki içiyor baba ya da neyse. O bakımdan biz tamamen böyle alıyoruz konuyu ele. Para vermek, aylık paraya bağlamak vesaire bu değil. Yine devam ediyordunuz engellilerin... Sokakta ardından, yaşayan çocuklar. Göçmenler, Suriyeli göçmenler. Bunlar... biz aslında bu çocukların, göçmenlerin yanında, onların yanından böyle onları görmemezlikten gelerek geçerken aslında her defasında insanlığımızdan biraz daha kaybediyoruz. Ben kendim öyle onu hissediyorum. Ben o anda kendimi insan olarak bile göremiyorum. Gerçekten öyle. Ama yapabileceğim hiçbir şey yok. Bunu yerel yönetimde, yerel yönetimin kaynaklarıyla çözmeye gayret edeceğiz. Onlar lehine de eşitliği bozacağız. Onun dışında siyasi ne mezhep, ne dil, ne din, ne ırk, ne hiçbir şey tabii ki bizim asla ilgi alanımızda değil. Hiçbir şekilde değil. Kadınları söylemiş miydim? Yok, eşitsizliği herhalde birazcık daha geniş yer ama kadınlar sonra söyledim onu. Hani böyle en güzel büyük lokmayı ekme sofrada şey olur. Evet, sonunda da olmaz şeyde tabakta kalır kimse. Evet. Elini uzatamaz. Evet. Biraz öyle olacak galiba. Suriyeli deyince birazcık orada azıcık bir parantez açmak istiyorum. Sizin partinizin o konuda epey bir girişimleri de oldu Esad'la görüşme konusunda. Ben de mesela şeyden önce, savaştan önce çok gittim geldim. Evet. Suriye'ye. İşte şöyle ticaret yapalım, böyle alalım, şunu satalım, sınırları kaldıralım filan derken birdenbire bir savaş çıktı ve ilişkilerimiz kesildi. Yani oradaki çaycımızdan yolda gelip giderken otobüslerin durduğu çaycılara kadar, çorbacılara kadar herkesin aniden ekonomik bakımdan çok önemli şeyine etkiledi. Hatta bir keresinde var, evet. Sayın Esad'la görüşmeden dönüyorduk heyet olarak. Hatırlıyorum ben resimlerinizi. Daha sınırdan geçmeden telefonlar çekmeye başladı. Nasıl zır 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 zır. Genel Başkan'a telefonlar, aman ne olur bunu sürdürün ilişkiyi. Yani gücümüz yetmedi, sürdüremedik. Kesinti, yani savaş nedeniyle böyle bir kesinti oldu. Suriye'deki çocuklar ya da sadece çocuklar dememek lazım. Tabii en çok onlar zedeleniyor tabii, gerçekten. Tabii. Özellikle kadınlar. Kız çocuklar. Sokakta çok zedeleniyor. Şimdi burada çok ayrıntısına girmek istemiyorum ama hepimizin bildiği gerçekler. Onun önüne geçmek açısından, yani sorunu çözmek, sadece onlara şimdi, güzel barınaklar yapmak yok, mı? Elbette değil. Elbette değil ama belediye olarak biraz hani palyatif dedikleri bir tür pansuman gibi bir çözüm ama bunu da üretmemiz lazım. Çünkü insan, onlar insan. Ama tabii ki esas çözüm Suriye Devleti'ne bu Suriyelilerin geri gitmesidir. Geri gönderilmesi ve orada
doğru düzgün bir yaşama kavuşmaları için gerekirse Türk Devleti ile Suriye Devleti'nin işbirliği içinde çözüm üretmeleri. Bunda Türk Devleti'nin de tabii ki katkıları olabilir. Bütün mesele Suriye politikamızın doğru işlemesiyle alakalı. Bu politika biraz aksak gedik gidiyor. Bunu biliyoruz. Yani bazı şeylere de mal oluyor Türkiye'de. Keşke böyle olmasaydı. Keşke bu konuda Vatan Partisi'nin çok çok net olarak ve uzun zamandır, yani 2011'den beri ısrarla dile getirdiği Suriye ile temas, tam işbirliği konusuna Türkiye girebilseydi. Olmuyor. Yani onu şimdi bizim konumuz değil, onları tartışmak, ama tabii ki dediğiniz gibi esas çözüm bunun, bu Suriyelilerin vatanlarına geri gitmeleridir. Şam'la kardeş şehir olur musunuz mesela? O, ne güzel olur tabii ki. Şam'a ben da Halep'i çok yakışır, Ankara'ya da çok yakışır. Ama Halep'i gördüm. Şam'ı görmedim. O da tarihi bir şehir. Halep, belki de Halep mi acaba? Atatürk'ün falan çok da iki yerde çok de var güzel izleri. Bir şehir, i̇ki yerde evet. De. Evet. Güzel, ortak tarihimiz ve şeyimiz var. Hı-hı. Atatürk zaten diyor, biz kardeşiz. Halep meselesini, Hatay meselesini konuştuğunda 37'de Cemal Madran gelir başbakan, Suriye başbakanı. Biz de aşmadınız, siz kibarlık ettiniz, sormuyorsunuz Hatay meselesini, ama ben onu iki kardeş aramızda konuşuruz, hallederiz diye şey yaptım. Hakikaten evet. İki kardeş şey baş başa bıraksalar çok daha kolay bu sokakta yaşayan, evet, vatandaşları tabii. Da onlar da çok gururlulardır aslında Suriyeliler. Yani, emperyalizme karşıdırlar, bu duruma düşmek kimsenin istemediği şeyler. Sayın tabii. Peniçek, biz uluslararası eğitim fuarı ve Türk eğitim sistemini biraz daha tanıtmak için gitmiştik. Rektör yardımcılığı dönemimde olmuştu bu. Ne kadar seviyorlardı bizi. Ne kadar hayranlardı. Umarım öyledir, devam ediyordur. Türklere çok yakınlar. Düzelecek. Bu da belki bizi bekliyor, bilmiyorum, ama bu düzelecek. İlla ki düzelecek. Birlikte, sokaklarımızı birlikte temizleyeceğiz. İlla ki düzelecek. Herhalde. Belediyeler de işin ucundan tutacaklar tabii, temizleme konusunda. Evet. Abi bir ufacık bir sorum daha var. Eğer aday gösterilmeseydiniz istifa eder miydiniz? Partinizde. Ben reklamlar olsa beni gerçekten yok, hiç öyle komik bir soru değil, ben de söyleyeyim, her yerde oluyor. Aslında haklısınız. Ay, bütün Türkiye'li olan bu. Bütün Türkiye son dönemde evet. Birkaç haftadır haber olup evet. Konuşuyoruz. Bu insanın gözlerini yaşartıyor gerçekten, bu hizmet aşkı. Partilerde hakikaten insanı çok mutlu ediyor ve gözlerini yaşartıyor. Ben üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum. Yani diğer partilerdeki bu insanlara, yani içlerinde mutlaka samimi vatansever olanlar var. Acaba neyle karşı karşıya olduklarının farkındalar mı? Gerçekten insan aklı almadan, aklımız almıyor orada yaşananları gördükçe. Ben aday gösterilmeseydim demek ki o günkü şartlarda daha uygun bir aday vardı, var idi, var imiş ki parti buna aday göstermiştir. Yani bundan doğal ne olabilir? Daha iyi hizmet edecek. Elbette. O vardır, onu o gösterilmiştir. Bugünkü diş şartlarda doktoru, ben bilmem şey. Elbette. Bugün ben uygun bulmuşumdur. Ben aday gösterilirim. Çok üzücü, çok üzücü. Türkiye siyasetinin geldiği kirlenme hakikaten bütün vatandaşlarımızı kahrediyor. Ben çok net görüyorum. Bunu herkes görüyor zaten. Artık partisine oy verenin de eli titriyor. Ben cesur olmalarını tavsiye ediyorum. Bıraksınlar artık bu esareti. Çok büyük bir kirlilik var. Artık bu yapılan siyaset değil. Buna başka isim vermek lazım. Çünkü siyasetin kelime anlamı da kirlendi. Olmaz böyle bir şey. Olmaz.
Onun için ben bütün yurttaşlarımıza cesur, cesaretle sandığa gitmelerini ve kafalarını özgür bırakmalarını öneriyorum, tavsiye ediyorum. Günü geldi. Bunun günü geldi. Hemen daha programı bitirmiyoruz. Son cümleniz gibi oluyor sanki ama bir cumhuriyet kadını eli hissediyorum sanki bu şeyde. Sizin belediye başkanlığınızda o eski dönemdeki şeyleri hatırlatıyorsunuz bana. Yani ben biliyorsunuz uzun yıllar Atatürk'ün bütün eserlerinin genel yayın yönetmenliğini yaptım. Dolayısıyla bütün o süreci ince ince hep izledik. Yani kadınların seçme seçilme hakları, ilk belediye hakkı veriliyor biliyorsunuz. Belediyelerde seçme seçilme hakkı veriliyor. Ve kadınlar da hemen patır 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 giriyorlar bu işlere, muhtar vesaire konusunda yönetim ve destekleniyor. Çok da başarılı olacakları düşünülüyor ve gerçekten de çok başarılı oluyorlar belediyecilikte. Bir kadın eli değmedi, hele cumhuriyet anlayışıyla böyle dik elini beline koyan, Atatürk'ün karşısına çıkan Sata Hanım gibi hemen göreve getiriliyor. Biraz öyle ihtiyaç var galiba belediye başkanlığı açısından. Yani kadınlara yaraşıyor. Evet, hemen bir reklam arası vereceğiz. Sonradan kadınlara yaraşıyor sözcüğünden, cümlesinden devam edeceğiz efendim. Siz ne vereceksiniz? Evet, sayın bizim kent izleyicileri ve dinleyicileri Ulusal Kanal'dan Vatan Partisi'nin Ankara Büyük Belediye Başkan adayı Sayın Profesör Doktor Tülin Oygür ile birlikteyiz. Hızlı hızlı sorularımıza devam ediyoruz ama çok önemli bir yerde kaldık. Kadınlara ne yapacaksınız? Neler vereceksiniz? Onlara biraz eşitsiz davranacağız dediniz. Eşitsiz davranacağız. O açık. Çünkü kadın iki eşit arasında değil, biraz daha aşağıda olanı daha eşit duruma getirmek için biraz daha fazla vermek lazım. Hatta biraz daha da yukarı çıkarmak lazım. Çünkü bu kadın, yani toplumun esas koçbaşı kadın. Onu biliyoruz. Kadın istihdamını çok önceleyeceğiz. Hem belediye kurumlarında demin söylediğim gibi, ama ayrıca kadını üretimin içinde eğiteceğiz. Yani üretim alanlarına kadını sokacağız. Her tür üretimini, her tür ürününü satabilmesi, pazarlayabilmesi için belediye olarak arkasında duracağız. Bunu çok önemsiyoruz. Şimdi artık sanal ortamda da ticaret mümkün. Ve çok da başarılı oluyor kadınlarımız. Bunu mutlaka öne çıkartacağız. Bir kadın ben evde oturmak istemiyorum dediği anda belediye onu elinden tutacak. Bu konuda çok kararlıyız. Kadın emeğini örgütlemek. Tabii emeği örgütlemek diyebiliriz bunu. Çok rahatlıkla pazarlamasına zaten. Pazarlamasına da destek elbette, olmak açısından. Elbette. Bu konuda. Aslında bu her konu başlığında ayrı bir program yapsak galiba daha iyi şey olacak. Az zamanımız kaldığı için ben hızlı hızlı sormak istiyorum. Sadece kent merkezleriyle mi ilgileneceksiniz? Yani kadın dediniz, kadına evet işte el emeğini örgütüyor. Elinizin attığınızda belediyeden
binasından dışarı çıktığınızdaki kadınlar mı olacak? Artık Ankara'nın etrafında şimdi çok fazla gecekondu yok ama yine de var. Yerleşik. Onların sorunları da ayrı. Yani tabii, ayrı. Sadece kadın deyip geçmemek lazım. Tabii. Tavşan şimdi, kürkü giyen kadınla diyelim. Giyiyorlar mı hala bilmiyorum da yani birden dilime öyle geldi. Ama tavşan yetiştiren kadınların sorunu da başka. Onlara da ayrıca bir çözüm getirmek lazım. Şimdi gecekondu konusuna izin verirseniz çok kısa girmek istiyorum. Bu kentsel dönüşümle Ankara'da bir de bu yapıldı biliyorsunuz. Yani gecekondular işte çok büyük binalarla yer değiştirdi. Bir kısmı işte Kuzey Ankara girişini biliyorsunuz. Hakikaten aklın almayacağı bir gayri estetik yapılaşmayla yapıldı oralar filan. Şimdi gecekondu meselesi önemli. Gecekondu hatta bir yaşam biçimi. Bazen yani şehir planlamacılarıyla oturacağız. Şimdi bilim yanınızda olduğu sürece hiç korkmanıza gerek yok. Biz bilim insanları, uzmanlar, meslek odaları daima bunlarla çalışacağız. Bir de o çok önemli bence. Yani önemli bir şey. Tabii ki. Şimdi bunu Ankara unuttu. Ben bilirim. Ankara bunu unuttu. Ha. Yani Ankara'da bilim kovuldu, sanat kovuldu, kültür kovuldu. Kendi başlarına nasıl istiyorlarsa öyle yaptılar Ankara'da. Ve Ankara sonunda böyle oldu. Şimdi bu olmaz. Hayır, diyelim ben yayıncıyım, gazeteciyim. Gelip bana danışacak mısınız? Yani nasıl olacak bu işler? Ulaşım mesela. Koştururken ben kent içinde arabam yok da. Hani şimdi, arabası olan gazeteciler adına konuşuyorum. Yolda giderken nelerle karşılaşıyorlar, ne oluyorlar falan. Yani sorunlarımızın şimdi, çözümü konusunda bize gelecek misiniz? Şimdi her şeyi bilmiyorsunuz tabii yani tabii sonuçta. Şimdi sözüm ona kent konseyleri var. Bu da şeyden geliyor bu. 21. yüzyıl işte yerel gündemden geliyor falan. Neyse kent konseyleri. Şimdi bakıyorsunuz vali, belediye başkanı işte veya temsilcileri. Kamu kurumlarından temsilciler. Efendim sivil toplum örgütlerinden temsilciler. İşte 5-6 tane de muhtar. Buyurun size kent konseyi. Böyle olmaz. Bu nasıl olacak? Nasıl olacak? Bu halk meclisiyle olacak. Halk meclislerinde muhtara çok büyük görev düşecek. Bunu biz sağladığımız zaman yani mahalleliği örgütleyecek. Mahalleliği örgütlemek demek gazeteci Şule Perinçe'ye de sormak demektir. Yani orada değilse, yaşayan kadına da elbette, soracaksınız elbette, değil mi? Çünkü o mahallesinden çıkamıyor oradaki, ki. Ben hep öyle diyorum. Şükriye Hanım dolaşıyorum. Oradaki Mehmet amca, oradaki Tuncay kardeşim, oradaki Aylin kardeşim. Bu böyledir. Kent konseyleri, bunlara bağlı, bunların altında açılan sözüm ona mahalle meclisleri. Bunlar hep rantiye sisteminin devamına sanki bir sosyal paydaşlık katmak için ayarlanmış şeyler bunlar. Tamamen neoliberal sistemin getirdiği, ben bunlara görüntü diyorum, böyle olmaz. Halka doğrudan doğruya sormak. Şimdi diyorlar ki halk meclisini nasıl yapacaksınız? Çok kolay. İletişim teknolojileri var. Yerel devlet var. Belediyenin her tür olanağı var. Eğitim imkanı var. Elinde uzmanları var. Ben bütün mahalle muhtarlarını... Bir örgütlenme olacak mesela diyelim mahalle temsilcisi. Tabii ki. Tabii ki. İşte onlar ancak öyle olursa ben gazeteci Şule Pelinçe'ye de sorarım. Kasabı işleten Mehmet amcama da sorarım. İkimizin oyu aynı mı? Elbette. Biz eşitlikçiyiz tabii ki elbette. Bu benim rengime cinsime bakmayacaksınız hayır, değil mi? Hayır efendim. Ulaşım dediniz onu belirtmek lazım. Ankara'da tamamen otomobile peşkeş çekilmiş bir şehirdir Ankara. Ankara'da bugün ulaşım otomobil trafiğiyle esas olarak yürüyor. Toplu taşımı da esas yine tabii karayolunda otobüs, minibüs onlar götürüyor. Şimdi Ankara'nın 25 yılı heba olmuş toplu taşımacılıkta.
raylı sistemler hani en ekonomik, en sağlıklı sistem biliyorsunuz. Genellikle de işte metro tarzında oluyor yerin altında. O kadar düşük ki payı Ankara'da. Şimdi okudum, baktım, evet, toplam 64 kilometre raylı sistem var Ankara'da. Ankara'yı var, 4 tane metro hattı var. Şimdi okuyoruz EGO istatistiklerine bakıyoruz. Günde 2018 istatiği günde 370 bin yolcu taşınmış toplam. Şimdi açıyorsunuz diğer bilimsel makalelere bakıyorsunuz, Allah Allah. Bir tek Ankara'da bile günde 1 milyon kişinin taşınması gerekir. Randımanlı çalışması için. Peki bu niye böyle olmuyor? Bu kadar yapılmış, buralara bu kadar paralar dökülmüş. Doğru, metro çok doğru bir sistem, ayrı sistem. Peki niye halk buna itibar etmiyor? Onun için bu diğer adayların işte şu kadar daha metro yapacağım demeleri hakikaten insafsızlık, rantiyeciliğin ilanı, başka hiçbir şey değil. Sen önce mevcut metronu Ankara'da bugün 4-5 milyon kişinin raylı sisteme taşınması lazım. 370 binde kalıyor. Olacak şey değil. Demek ki entegrasyonu yok. Adam raylı sistemden çıktığı zaman dışarıya orada kalıyor. Otobüs gelmiyor, durağı yok, bir şey yok. Yanlış yapıyorsun demek ki. Veya sen metroyu çok aralıklı aralıklı çıkartıyorsun demek ki. Gibi. Bunları çok rahatlıkla çözebilirsiniz. Yeter ki isteyin, yeter ki şuna karar verin. Ben Ankara'yı otomobil teröründen kurtaracağım diye. O bu zaman mümkün. Otopark meselesini falan da böylece çözmüş olacaksınız. Gayet tabii. Yani. Yani park et, devam et. Böyle bir şey olur mu? Her metro durağına ben otopark yapsam o şehir neye döner? Zaten park et, devam et sloganı yine otomobil odaklı çözüm üretmek demektir. Ya alışalım birazcık ya. Otomobili Ankaralı bir alışsın. Siz biliyor muydunuz? Ben yeni öğrendim. Ankara en fazla kişi başı yani 1000 kişide otomobil sayısı evet. olan şehir. Ben İstanbul'dan daha fazla. Daha fazla. Evet. Bu ne demek? Olur tabii. Arabayı doyuramıyorsunuz ki. Otoban gibi yollar. Böldünüz gittiniz Atatürk Orman Çiftliği'ni. Mahvettiniz, perişan ettiniz. Parça parça ettiniz oraları. Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili sizle ayrı bir program yapmayı düşünüyorum. Yani Ankara'ya deniz getireceğim filan derler. Hakikaten gelmiş vaktiyle biliyorsunuz değil mi? Yani Marmara Denizi de var, ya. Karadeniz de var. Havuzlar yapılmış. Bazen çok özlüyorum. Nasıl çok özlüyorum. Şimdi şurada şey diye yazıyor kıydılar, da sizin evet. Fikri Hür, Vicdanı Hür. Hakikaten Cumhuriyet'i çağrıştırıyor. Cumhuriyet'i özlüyorum. Ankara'da özellikle tabii daha çok hele Atatürk Orman Çiftliği deyince biraz sonra tek şeyi soracağım ama Atatürk Orman Çiftliği sütünü içirerek ben çocuklarımı büyüttüm. Ankara'da oturduk uzun bir süre. Biz çok o çiftlik sütlerinden taze, annenizin yaptığı işte peynir almaya şey almaya giderdik. Onları, çocuklar tabii. Babaları cezaevine gittiğinde girdiğinde ziyarete gideriz. İşte yumuşak iniş yapabilmek için babalarından ayrıldıklarına üzülmesinler diye Atatürk Orman Çiftliği'ne bir uğrardık. Hayvanları görürdük, keyiflenirlerdi. Gençlik parkına gidiyor. Hayvanat bahçesi. Şimdi yani iyi ki küçük çocuğum yok cezaevine girdiklerinde yani. Bakın, ben onların moralini nasıl düzelteceğim bu Ankara'da? Siz bana ondan haber verin. Ona göre oy vereceğim ya. Size. Biz göreve geldiğimiz anda ilk yapacağımız iş eğer o güne kadar açarlarsa Anka Park'ı tekrar mühürlemek olacak. Çünkü bu konuda çok çok rahatsız edici haberler var. Bunlar iddia mı nedir? Bunlar araştırılacak. Güvenliği şusu busu saptanacak. Güvenli hale getirilebilirse tekrar açılır veya düzenlenir. Ama ilk işimiz orayı tekrar kapatmak olacak. Yani geçici de olsa. Ara ara Ankara'da yaşıyorum, zaman geçiriyorum. Yani uzunca zamanlar burada kalıyorum. Spor yapacak yer arıyorum. Epeyce bir dolaştım o evet. Koca caddenin orada. Evet. Yeni yerleşim bölgesi kaldığımız yer. Ama
bir Atatürk resmi olan filan böyle ufacık bir yer buldum, hemen daldım içeri, iki tane makine koymuşlar filan. Yani sporla ilginiz var mı? Ben mümkün olduğu kadar, mümkün oldukça yüzerim. Hiç maça gittiniz mi? Gittim. İlk maçım Ankara Gücü maçıydı. Ne zaman? Ortaokulda. Ha. Dayım götürmüştü. Evet, Ankara Kız Gücü. Kız çocuğu olarak dayınız sizi maça götürdü, evet, değil mi? Futbol, evet, maçına. Hmm. Evet. Ankara Gücü'nün o zamandan... Evet. Ankara Gücü Gençler Birliği, bizim takımlarımız. Mutlaka destekleyeceğiz takımlarımızı. Birinci ligde ve çok iddialı görmek istiyoruz futbol takımlarımızı. Oo. Eşim çok meraklıdır futbola. Tabii. Damadım öyle. Öyle. Evet. Son 3 dakikamız, evet. Evet. Peki gelelim şu en son şey meselesine. Sebze, süt, meyve, marketçiler. Evet. O böyle canavar marketçiler bütün zamları yaptılar. Evet. Bizim patlıcana. Yazık onlara patladı. Bu mevsimde. Evet. Biber. Şimdi Sayın Perinçek, bu doğrudan doğruya, bakın nasıl genel siyasi yaklaşım işin içine giriyor. Bu doğrudan doğruya ülkede tarımı ne hale getirdiğimizle alakalı bir konu. Şimdi patlıcan özelinde ben şunu söyleyeyim. Ben hiç kışın patlıcan yemem. Hiç de yenmesini tavsiye etmem. Ama yani Turfan'da üreten arada şey yani var. Ama diyelim, yani patlıcan 12 lira olması beni ilgilendirmiyor. Bazen bebek bekleyen hanımların canını çekersen işte yesinler. Yani bu beni ilgilendirmiyor. Şimdi mesele bu değil. Mesele Türkiye'nin yaygın, biz buna patolojide difüz deriz. Yani yaygın şekilde üretimden, yerel üretimden, her yörede üretimden koparılmış olması. Genel olarak Türkiye'de tarımın bitirilmiş olması. Şimdi ne oldu? Siz bütün Ankara'yı imara açtınız. Ankara'da müthiş bir imar stoğu var. Nasıl eritilir bu? Ne olur? O ayrı bir şehir planlamacılarıyla ayrıca çok ciddi çalışılması gereken bir konu. Belki gecekondu meselesi de oradan çözülür. Şimdi siz Ankara'da bağ bahçe bırakmadınız. Al kardeşim, paran da bu, aylın da bu. Sen üretme dediniz. Orada binalar, şunlar, bunlar oldu. Nereden gelecek bu sebze meyve? Sıcak bölgelerden. Tamam, nakliyeyi koydunuz. Mazot. O komisyoncu, onları koydunuz. Şimdi şu anda Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla diyelim, devreye girmesiyle başlatılan, belediyenin doğrudan doğruya üretimden alıp, üreticiden alıp halka sunması, kendi araçlarıyla sunması tamamıyla geçici bir olaydır. Geçici bir çözümdür. Zaten asıl bu çelişik bir ifade, çözümün geçicisi olmaz. Bu çözüm değildir. Bu ertelemedir. Seneye bu tekrar yaşanacaktır. Yazın başka şekliyle tekrar yaşanacaktır. Türkiye üretmek zorunda. Biz bunu Vatan Partili belediyeciler olarak, belediyeler olarak her birimiz, büyükşehirde, ilçede, her neyse, bütün olanaklarımızla kent çeperindeki tarımsal alanları kesinlikle imara kapatarak, bir daha imara teslim etmeyerek üretime katmaya çalışacağız. Bağ bahçe mi yapacak? Bostan, eskiden vardı İstanbul'un vardı çevresinde de biz giderdik tabii bostandan. Marul yemeye, enginar toplamaya. Evet. Şimdi hiçbiri kalmadı. Dolayısıyla burada hem tarımsal üretimi arttırmak, hem buraya istihdam getirmek, hem de istihdam için eğitim yapmak. Ben buna bir çark diyorum. Bu üçlü çark sadece tarım için değil, bütün üretim alanları için yerel yönetimlerde bu geçerlidir. Meslek edindirme, üretmek üzere istihdam et. Bunu yerel yönetimler yapabilir. Bu olanak var yerel yönetimlerde. Nasıl bir başkan olması gerekiyor o zaman? Bu yerel yönetime, Ankara'ya. Vatan Partili bir başkan olması gerekiyor. Evet. Peki efendim, başarılar. Bu programı olan bir başkan olması gerekiyor. Evet, son şeyimiz de bu olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Için. Çok sağ olun. Cumhuriyete olan ve kadına olan
biraz iltimas geçeyim artık yapayım o kadarcık güvenimi arttırdınız diyelim. Sağ olun, eksik olmayın. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Umarım tek kadın adaysınız değil mi? Büyükşehir Belediye, evet. Ankara Büyükşehir. Evet, henüz medya fark etmedi onu. Herhalde bu akşamki programımızdan sonra fark ederler. Evet. Tek, evet. Tek, güler yüzlü bir de. Ve Cumhuriyet'ten yana. Evet, evet, çıkmamız lazım diyorlar. Evet, çıkıyoruz. Başarılar diliyorum çok tekrardan. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum katkılarınız için ve verdiğiniz umutlar için. Sağ olun. Umarım gerçekleşir.